Bu arada e, Sibel Kaytan ve Esma Canlı e, kapıya gelmişler. Hoş geldiniz. Yani lafa hoş... ola beri gele e, hoş geldiniz diyorum. Hoş değilsiniz biliyorum. 19 yaşındaki Yaren Kaytan cumartesi günü ailesinin İzmit'teki evinden çıkmış. Bir daha geri dönmemiş. Şimdi e, Sibel'ciğim senin kızın. Benim kızım. Evet sen de teyzesi oluyorsun Esma'cığım. Evet. Şimdi tabii ki kızı aramaya geldiler ama şöyle de bir şey var. Aslında Sibel kızını... Esma da arabasını arıyor. E, çünkü şöyle anlayamadığım bir şekilde iki ay önce gezmek için İzmit'ten Konya'daki halasının yanına yanına gitmiş. E, halanın da çok doğru işler yapmadığını iddia ediyor aile. Bilemem tabii sizin iddianız. Sonra e, sen de bir araba alacak alacakmışsın Esma'cığım. Demişsin ki benim ara, arabam senin üzerine yapayım. Yeğenini çağırmışsın Konya'dan. İzmit'e dönmüş her şey normalmiş o gün. Fakat ertesi gün yani cumartesi sabah 5.30 sıralarında araba anahtarını alıp kayıplara karışmış. Bir daha daha bir anlamamış. Şimdi yani araba da onun üzerine kayıtlı bir de değil mi? Aynen öyle. Yani arabanın parasını sen verdin ama ben onun üzerine abi. yaptırdığın için evet. o da aldı arabayı götürdü diyor, evet. diyorsun. Fakat kızın ehliyeti de yok, şoförlüğü de yok. Şimdi ailenin anlattığı göre yani ruhsatı yarenin üzerine almışlar ama e zaten araba Esma Hanım'ın. Yaren araba kullanmayı da bilmiyor. Ehliyeti de yok. Arabayı kim kullandı? Yanında kim vardı? Nasıl gitti bilinmiyor. Bilinmiyor. Yani siz aslında mi gitti? Zorla mı gitti? Yani hiçbir bilgimiz yok. Siz de diyorsunuz ki halasının yanında tanı... kalırken evet. e, biriyle tanışmıştı. Tanışmış Onu geldi çağırdı. O da arabayla beraber kızı da aldı götürdü. Diye yani böyle hep bir fikir bir... yani. Bizimkiler hep bir fikir yürütüyoruz. E kız da küçük daha 19 yaşında. Evet. <laughs> Yani başına bir şey mi getirdi? Araba sebebine kıza mı bir şey oldu? Hiçbir bilgimiz yok. E peki halasının Arıyorum, e doğru işler yaptığını yapmadığını biliyordunuz da niye kızı gönderdin? Iki Engel ay olamadı annesi. Gezme amaçlı, amaçlı gidip amaçlı. geleceğini söyledi. Gezme amaçlı çıktı. İki ay sonra döndü, iki ay sonra da böyle Ama oldu. Ama o sırada ondan biz tabii ki haber alıyorduk, konuşuyorduk, konuşuyorduk. telefonlaşıyorduk. Hani biz gene ondan bir haber alabilseydik gene buralara kadar gelmezdik. Hayır, anladım da Esma'cığım, şimdi madem halasının yanlış işler yaptığını biliyorsunuz. E, kız çocuğunu niye gönderiyorsunuz onun yanına? Biz göndermedik, kız kendi isteğiyle gitti o dönem. Yani birkaç gün bir misafir olup geleceğini söyledi. Gitti gelmedi geriye. E gitti iki ay sonra geri geldi ama bu iki ay zaman içerisinde biz ondan haber aldık. Sürekli her gün konuşuyorduk telefonu var. O bizi arıyor biz onu arıyoruz. Bir sıkıntı olduğunda veya bir ihtiyacı olduğunda ulaşıyorduk birbirimize. Ama şu anki durum öyle değil. <laughs> bir pırası Urfa 509 plakalı. Şimdi araba da yok. ...ehliyeti de yok diyorsanız zaten arabanın da... Ya şoförlüğü yok ki, zaman basmayı bilmez. Araba kullanıyor, ehliyetsiz olur da araba kullanmasını bilir. Bilmiyor. Yine hatlar kanuna aykırı olarak ara, arabayı yani bu, kullanmayı bu da bilmiyor. Yani de yok. hayatından yani çok kendi şeyliyiz. Kaç gün oldu? Dördüncü gün bugün. Halası ne diyor? Yok yanımda yok. diyor. Yok yani o kadar ona ısrar ediyoruz. Bak kızım şöyle böyle. Yok benim yanımda. Yok diyor başka Kala bir şey. Yani bize onlar açmıyor yani. Demek ki bu birine de ben araba benim üzerime yaptılar dedi. Belki evet. de bu arabayı da şimdi sattırmak için. Evet. Her türlü. Öyle de düşünüyoruz. Kandırmacı olabilir. Yani onu araba amaçlı götür tamam. Arabayı hadi tam arabayı da sattırabilirsin. Ya bu kıza zarar verirsen olacak. Arabanın uğruna kız zarar görürsen olacak. Evet. Çok haklısın. Çok haklısın. Yani her iki taraftan Kaça ilk... kadar okudu bu kız? İlkokul 2'den mi ne 1'den mi 2'den mi? Vallahi tamam Okumadı. Öyle okuma yazısı falan da yok yani. Ya var tek ama. tük kendine göre var ama yani öyle saf bir kız öyle şey bir kız değil yani. Fakat orası çok Artiyetli önemli. Art niyetli bir kız değil. Hani i̇lk bunu okul, da isteyerek yaptığına, yaptığına inanmıyoruz okuma zaten. Da yani. Orası çok önemli Müge Hanım. Yani siz okula gönderdiniz de ...ve ikiden mi evet, terk etti? Evet, kendi gitmedi Yoksa hocam. Yoksa okula göndermediniz mi? Hangisi? Hayır, hayır okula gönderdi de ailesi, annesi gönderdi de o okumadı, gitmedi. Hey, o zaman Kaç ciddi kardeş? bir sorun var yani. Bu şimdi ilk size. eşimden üç kardeş öz olarak, normalde bu ikinci eşimden iki tane var, normalde beş kardeş. Ama öz olarak üç kardeş. E canım hepsi senin çocuğun olduğuna göre, Hep hepsi öz canım. işte. Hepsi kardeş. Kardeş, evet. Hiçbiri mi okumadı peki? Hiçbiri okumadı. Zaten ikisiyle ikisiyle bu hiç görüşmüyor babaannesinde. Bir tek yaren yani yaren çoğunlukla zaten bizde kalıyordu. Ee, Yaren'i biz baktık, biz büyüttük ama ...ninesine de gidip geliyordu ayrı zamanlarda. Ama o bir erkek çocuğu 20 yaşında oğlu var hiç görüşmedi ayrıldığından bugüne. Ya, görüşmedi. Okudu mu okumadı mı onu bile bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Okumadı yani. okumadı. Şu an Öznur okuyor bir tek içlerinden. Beş Öznur. çocuktan. O kaça gidiyor? O da işte onun bile tam olarak kaça gittiğini bilmiyorum yani 13 yaşında. Onlarla hiç altı seneden beri görüşmüyorum 5 seneden beri. Öteki ikisi ufak zaten. Yitik hayatlar. Gerçekten yitik hayatlar yani. Evet. Peki halası, babaannesi ee, yani bizi eğer izliyorlarsa yani sizin yanınızdaysa en azından bizim yanımızda değil. Yani. E, onların da içi rahat etsin. Evet. Bir bakkaldan görüntü bulmuşlar. Ee, aracı bir erkek kullanıyormuş zaten. Net olarak gözükmüyor. Hani kim olduğunu bilmiyoruz. Gerçi, yani bakkaldan demeyelim de yani orada görüntüler zaten var. Esnaf hani dükkanlardan görüntüler var. İstese memurlar şu an gidip hemen oradan kayıt alabilirler. Esma'cığım bak şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Memurlar görüntü alır da. Şimdi memurlar o görüntüyü aldığında kız 19 yaşında. evet arabada kızın üstüne kayıttı. Aynen öyle. Evet. Şimdi memur onu bulsa ne diyecek? Memur dediğin yani, polis şimdi bul, evet. bulur polis. Bulur koca el emniyeti bulur eliyle koyduğu evet. gibi de ne diyecek? Diyecek ki kaç sen kaç yaşındasın? Kaç doğumlu? 2000. 2000. 2000 doğumlu kaç yaşındasın? 19. <laughs> 19, yaşındayım. E arabanın ver ruhsatını <laughs> ruhsat onun üzerine. Polis ne yapsın? Kendi hayır ben bir diyeceğim şey diyeceğim. Hayır hayır yani, yani ben sitesi... şimdi ne yapabilirizi düşünüyorum. <laughs> Kız reşit Arabada onun üzerine kayıp. Tamam madem böyle yani iyi niyetli baktığımız zaman e, telefonu açık oluyordu bu kızın 7 24 telefonu. Hayır ben size açık inanıyorum. Ben insan. 19 yaşındaki birinin yetişkin olduğuna da inanmıyorum. Ben yani onu da söyleyeyim. Bu, ben bugün bunu söylerken Bunu söylememizi söylüyorum yani. Ben bunu yani, söylerken polis. kalbimden geçeni evet. söylemiyorum. Evet, evet. Ben o, o durumu durum tespiti yapıyorum. Aynen. Hani memurlar bulur diyorsun memurlar bulsun ne yapacaklar ama tabii ben sizi çok iyi anlıyorum. 19 yaşında çocuk ne şimdi bu arabayla, kiminle? Ama işlem yapılamaz. Ben 19 yaşındayım, kendi arzumda, araba da bana ait. Aldım, gidiyorum gezmeye. Yani kalkıp da onun gezme hürriyetini memurlar, polisler, başka bir makam mani olamaz. Evet. Karışamaz. E, araçtan bulunur zaten plaka numarasından, PTS kayıtlarından, Kocaeli Emniyeti bulur da. Bulacak da kızım yani polisin de seni bulması şey değil. O arabayı sen mi çalışıp aldın? Sen çalışıp aldınsa aradaki ben çalışıp aldım. Nerede çalıştım? Şu parayla. E şimdi seninle bu araban için alıyor demek ki birisi seni götürüyor. Teyzen de diyor ki bugün onun arabası için ala. Yarın da başka şekilde faydalanır üzerinden diyor. En ama azından yavrum, bir bize arasın. Anlıyorum da. bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hiç kimsenin çocuk sayısına bilmem nesine falan karışacak durumda ve konumda değilim. Haddim de değil. Ama şuna karışmak zorundayım yani ülke için karışmak zorundayım. Yani okutamayacağın, okula gönderemeyeceğin. Bak ilkokulda bir çocuk okula gitmem diyemez yani. 5 yaşında çocuk, 6 yaşında çocuk yani okula gitmem. Nereye gitmiyorsun yani? Şimdi bizim de ilgilenmemiz lazım. Ama senin var mı okuma yazma? Var. Kaça kadar okudun? Dörtten terk. Sen de dörtten terk. Yani diploman yok. Yok. Senin? Benimkiler okuyor. Hayır e senin var mı? Biraz var benim de var da benim e çocuklarım okuyor. senin diploman okuyor. ne? İlkokul der terk. Sen de ilkokul diploman yok. Yani şimdi çocuklar da ne yapsınlar? Onlar da bilmiyorlar ki hani o işleyiş nasıl yürüyor. Çünkü ilkokulda kalma yok, bir şey yok. Herkes bir diploma alsın diye öğretmenler de mücadele veriyor. Çünkü ilkokuldaki çocuğu bıraksan ne olacak? <laughs> Ortaokuldaki çocuğu sınıfta bıraksan kime ne yararı var? En azından geçsin şu okul sisteminin, eğitim sisteminin içinde kalsın da küçük yaşta evlendirilmesin hırsız olmasın ursuz olmasının mücadelesini veriyor milli eğitim öğretmenleriyle beraber. Evet. Çünkü ama da okumak diyor isteğini, yani okutuyoruz Müge canım? İşte hayatım Baba, yani bilmiyorum da yani o isteyecek ya onu. Yani istemesi he. için önünü açmamız lazım. Çocuğun önünde model yok bir de. He. Evet. Yani örnek evet örnek örne alacak bir model değiliz yani ama ben çok seni de suçlayamıyorum. Ediyoruz. Hayır ben seni de suçlayamıyorum. İşte model çok Çünkü senin şey. baban da eminim e, ee, ilkokul terktir ya da hiç gitmemiştir. E şimdi ama bu silsileyi bir yerde kırmamız lazım. Yani bu düzeni Hı. bir yerde biz eğer kırmazsak bu çocuklar bak şimdi 19 yaşında ne yani 19 yaşında ne olmuş 19'a gelmiş de yani. yani. 2000 doğumlu çocuk. Hayır zaten nereye kadar Arabası için. da, halacı bir açar mısın lütfen telefonu? Yani senin yanındaysa, sen eğer gönderdinse birini, ben aldım arabalarını bilmem. Yani ben araba derdinde değilim de çocuk nerede yani? Ya halanın yanında değilse bile muhtemelen halanın yanında olduğu ya hala süreçte e, biriyle ya. tanıştı. Ama iyi de halanın hala da olabilir. tamam halanın da aynı şekilde evet. aynı endişeyi taşıması lazım. Muhtemelen orada tanıştı halanın yanında yani olduğu süreçte. yapmayın Her arkadaşlar. Yani, yani bunların sonu iyi değil yani. yani. Bu çocukları niye ziyan ediyoruz biz ya? Muhtemelen halanın da haberi yok. 20 19 yaşında çocuk ilkokul diploması yok yani. Sene gelmiş 2019'a. <laughs> Okuması bile. E ne olacak ilk okuldan bir okuma. yani? Aynen öyle. Unutulan bir şey bir de hayatım. E, tabii. Şimdi bak biri okutan öğretmenlere mesela git hep annelere der ki yazın kitap okutturun gazete tabii. okutturun çünkü öğreniyorlar ya birinci sınıfta. O aradaki iki ayda unutuyorlar ikinci sınıfa gittiklerini. Ben kendim biliyorum annemden. Yani unutuyorlar onlar tekrar. İkiden den üçe geçerken de unutuyorlar. Sürekli başında durup her şey diyeceksin öyle, ki her yani, şey yani öyle. oku Hayat bir şeyler yap.